Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba, ben Yeliz Çakmak. Belediyemiz Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Başkanımız Çetin Akın'ın başkanlığında meclis toplantı salonumuzda yapılan Mayıs ayı meclis toplantısında toplam 11 Mart'ta görüşülüp karara bağlandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerine günler kala belediye meclisimiz ortak bir bildiriye imza attı. Ortak bildiriyi Başkanımız Akın okudu. Değerli meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, mesai arkadaşlarım, basın emekçilerimiz, basın Mayıs ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerini yapacağız. Seçimler millet iradesinin ve egemenliğinin temsili, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin en iyi, en doğru şekilde yönetilmesine talip olunan bu dönemde bunun en nihayetinde bir seçim olduğu gerçeği göz ardı edilmeden sağduyulu olunması gerektiği, vatandaşlarımızın huzurunun, güvenliğinin sağlanması ve korunmasının en temel önceliğimiz olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada seçime 12 gün kalmışken siyasi partileri, liderleri ve temsilcilerini bu milleti ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışan bir dil kullanmamaya, bu halkın uzak ve yakın dönemde yaşadığı acı, üzücü, yıkıcı olayları yeniden hatırlatacak söylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl ki dil, din, inanç, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeden büyük mücadelelerle kurulduysa, 100 yıldır bu kadim topraklarda birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe yaşandıysa, bundan sonra da aynı şekilde yaşanmaya devam edecektir. Kutuplaşmayacağız, ayrıştırmayacağız, bölünmeyeceğiz. Bunu isteyenlere de ne bugün ne de yarın fırsat vermeyecek, güzel vatanımızda barış içerisinde dostça, kardeşçe yaşayacağız. Bunu hiç kimse unutmasın. Yapılacak seçimlerin ülkemizde şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Hayırlı olsun. Belediyemiz Eğitim Merkezi'nde yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda LGS ve YKS'ye hazırlanacak 7 ve 11. sınıflara yönelik seviye tespit sınavı yapılacak. 30 Mayıs Salı günü saat 15.30'daki seviye tespit sınavı için 2 Mayıs Salı günü başlayan başvurular 27 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Türben binasında gerçekleşecek sınav ücretsiz olacak. Hacı İsa'lar mahallemizde belediyemize ait olan arsanın tapusu halı sahası yapılması şartıyla bedelsiz olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçti. Aynı zamanda Ahşer ve Irlama Spor Vadisi'ndeki sahaların yenilenmesi şartına bağlı olarak 15 yılına bakanlığa tahsis de gerçekleşti. Başkanımız Akın, Hacı İsa'lar mahallemizdeki söz konusu arsanın tapusunu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe İl Müdürü İsmail Ekspür'e teslim etti. Başkanımız Çetin Akın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları, siyasi partilerin temsilcileri, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte Turgutlu, Selendi ve Kula'nın farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediyemiz sorumluluğunda olan emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergisinin 2023 yılı birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Mükellefler söz konusu vergi ödemelerini Turgutlu Belediyesi Hizmet Binamız ile Seltepe Mahallemizdeki hizmet noktasında yer alan veznelerden veya internet üzerinden gerçekleştirebilirler. Albayrak Mahallemiz Bahçe Sokak ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde devam eden çalışmalarımızı Başkanımız Akın inceledi. Ardından sokak sakinleriyle ve öğrencilerle de bir araya gelindi. Her hafta farklı rotalarda yürüyüş etkinlikleri düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Turbeldek hafta sonunda Kemalpaşa Çınarköy Parkuru'nda yürüyüşünü gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından 7 Eylül mahallemiz Kutluk ve Kelebek Sokak'taki yol yenileme çalışmalarının ardından Tunca, Dilek ve Seyhan Sokak'ta yolun yenilenmesi için çalışmalara başlandı. Söz konusu sokaklarda toplam 6000 metrekare parke ve bordür taşı döşenerek yol yenilenmiş olacak. Ekiplerimiz Acarlar Mahallemiz Sefalı Sokak'ta yol kaldırma, Bahçe Sokak'ta 1500 metrekarelik parke döşeme çalışmalarına, Balaban Sokak'ta parke tamiratlarına devam ederken Kamer ve Papatya Sokak'ta parke tamiratlarını tamamladı. Kuyudere Mahallemize bağlı İğneci mevkinde yer alan kiraz alım yerine duvar yapımı çalışmaları da sürdürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise Ayvacı, Kurudere, Güney mahallelerimiz ile Kıran ve İğneci mevkilerinde mevcut çocuk oyun gruplarının boyama çalışmalarını tamamladı. Ekiplerimiz ayrıca Turgutlu Anaokulu'nda eskiyen çocuk oyun grubunu kaldırarak yerine yeni çocuk oyun grubunun kurulumunu da gerçekleştirdi. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.